Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam Rokto Şambırlı doktorların işine gelmiyor. Bir laf söyler, ne diyor anlaşılmaz doktorun. Yarısı Latince, yarısı... Bir adam ne diyor? Halka anlaşılabilir şekilde bir şeyler söylüyor ya. Ondan zaten kıskançlık. Mesela bana sorulmuşlardı, sen ne iş yapıyorsun baban? Ben pazarcı demiştim. Ya pazarcıdan bilim adamı olur dedi bana birisi. Gitsen doktorluk yap dedi bana. İşte ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, iyi dil bilen, hep böyle marketing olan, üstü çok iyi, giyimi, kuşamı. Hani hep böyle şeydi onlar işte. Abi onlar farklı işte, çay tutuşu, işte şampanya kadeh kaldırış falan. Abi biz öyle değiliz. Biz Anadolu'dan gelmiş, yani bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız yani. Hep kendi emeğimizle bir yere gelmeye çalışan çocuklarız. O çocuklar hep dur dediler. Eğer, bak şunu da sana söyleyeyim. Bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu. Şimdi tabii yine gündem olmuşuz baktım. Şimdi o programda zaten Sökeli diye bir geçmiyor. Benim herkes Ödemişli oldum biliyor. Hatta Ödemiş olsun olur, Söke olsun olur. Öyle yazmışlar. Anadolu çocuğuyuz, evet. Yıllardır ortaokuldan beri pirinç satmış bir ailenin çocuğuyum. Dedem esnaftır benim, pazarcıdır. Dedemizin yanında büyüdük. Babam doğrudur, bankacıdır. Ama tayinler olduğu için banka memurluğu yaptı, banka müdürlüğü yaptı ama oradan buradan tayinler oldu. İşte Uşak'a gitti, Aydın'a gitti. Ben hep Ödemiş'ti, dedemin yanında kaldım, onun yanında büyüdüm. Yani ilçe çocuğuyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ödemiş'te okudum. Her hafta sonu pirinç sattım, hafta içleri patates sattım. Tıp fakültesinde tıp 4'e kadar da pirinç satmaya devam ettim. Gerçek bir esnafımdır. Üniversite sınavı günü de pazarcılık yapmaya devam etmişimdir. Onun için benim hakkımda işte yok şöyleydi, babası şöyleydi. Bir kere onu bunu bırakın bir kere. Ödemiş'te kime sorarsanız sorun. Benim pazarcı olduğumu herkes bilir. Hatta bununla ilgili anılarım vardır. Tıp 4'ken, tıp 3'ken beni hastalar tanımıştır. Bu pirinç satıyor diye. Hastanede doktorlar ve diğer öğretim üyeleri de bana şaşmıştır. Ya bu adam nasıl pirinç satıyor? Bu kadar başarılı bir adam diye. Bir kere konu bu açıklansın. Dedem pirinççidir. Ailem de esnaf bir ailedir. Yok babası şöyleymiş hemen sallamışlar, geçirmişler hemen. İkincisi söylediklerimdir. Çok baskı yediğimiz, çok mobbing yediğimiz doğrudur. Neden? Çünkü bazı şeylerimiz olmadığı için de. Çünkü o vesayet sistemi anlattım. Biz işte yılbaşı kutlamayan, elimizde kadeh gezdirmeyen tipleriz. Kravat takmayız. Hatta bana öyle de derlerdi. İşte öğretim üyesi bana gelirdi. Ya senin bu halinle böyle giyiniyorsun derdi. Deney yaparken müdahale ederdi. Biz o müdahalelere yılmadık ve canavar gibi bilim adamı olduk. Canavar gibi de elimizde bilgiler var. Canavar gibi de bunu her yere pazarlıyoruz ve insanlar için kullanmaya çalışıyorum her türlü. Her zaman onlara bakıyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Herkes bilir bunu. Lütfen arkamızdan sallamayınız ama sallayınız. Neden? Ya arkadaş işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Onunla bununla ilgileniyorsunuz. Komedi olarak görüyorum bunları. Oytun Erbaş sonuna kadar Anadolu'nun çocuğudur ve ilim bilim yapmaya çalışmaya devam etmektedir. Dediğimin de her zaman arkasındayımdır. Her şekilde beni eleştirenler en az benim kadar bilimsel makalesi olan ve başarısı olan insanlar olmalıdır. Ege Tıp'ın okul ikincisi, TUS'ta 7 defa derece yapmış, yüzlerce makalesi ve binlerce citation olan bir adamımdır. Bir sürü kitap chapter'ını yazarıyımdır. Lütfen siz de bunları yapın. Ya da takdir edin ya da ya sallayın gitsin işte ya. Yalan dünya bu. Hepinize saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.